Selam Tuba nasılsın? Selam iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkürler, davetimizi kabul ettiğin için. Ben kurgumuzdan ben bir küçük bir bahsedeyim. Her ay önüne gelen bir genç sporcularla bir söyleşilerimiz oluyor. Mart ayı olarak da konuğumuz sen oldun. tekrardan teşekkürler bu konuda. Biz Instagram'dan takipçilerimizi senin hakkında merak ettikleri soruları sormalarını istedik. sorular geldi, onları toparladık ve sana ileteceğiz bugün. hazırsan başlayalım. Hı -hı. Tabii başlayabiliriz, hazırım. Ben sorulardan önce bir sorumuz var bizim. E, Tuğba Güvenç kimdir? Kendi ağzıyla bize kendini anlatabilir misin? Tabii. Tuğba Güvenç, 26 yaşındayım. Bu 26 yılın 16 yılını atletizm sporuyla uğraşarak geçiriyorum. E, branşım 3 metre engelli branşı. E, tabii bunun 7-8 yılını sprint branşıyla geçirdim. E, 100 metre engelden 400 metre engelli branşlarına kadar çoğu branşı denedim. Ee, başarılarım ise şöyle söyleyeyim. 2015 yılında 23 yaş altı Avrupa şampiyonu oldum. Şampiyonu rekoru, şampiyona rekoru kırarak. 2017 yılında üniversiteler dünya şampiyonu oldum. Balkan şampiyonu oldum 3000 metrede. U23 Türkiye rekorunun sahibiyim 9.36-14 koşarak. 2016 yılında Rio olimpiyatlarında ülkemizi temsil ettim. E, 3 dünya şampiyonasında ülkemizi temsil ettim. Aslında şu anki hedefim ise 2021 Tokyo olimpiyatlarına gidebilmek ve ülkemizi en iyi şekilde orada temsil edebilmek. Hazırlıklarımız bu şekilde devam ediyor. Süper Osman. Başarının devamını diliyoruz. Ee, hazırsan sorulara Teşekkür başlayalım. Tamamdır. Ee, i̇lkini seçiyorum. Milli takıma katılma süreci nasıl oldu? Milli takıma ben ilk 2010 yılında katıldım. O zamanlar 400 metre engelli branşında ülkemizi temsil ediyordum. Avrupa yıldızlar takımı seçmesi vardı Ankara'da. Tabii bunun bir barajı var gidebilmemiz için 62 saniye koşmam gerekiyordu. Ee, seçmelere katıldım, 62, 62, 18 koştum ve Avrupa Yıldızlara gitmeye hak kazandım. 2010 yılında da e, Temmuz ayıydı sanırım e, Rusya'da Avrupa Yıldızlar Şampiyonasına gittim. Benim ilk milli takım e, yarışım o şekilde oldu. Süper. 18 sahilde fazla olmuş ama e, kabul ettiler. <gülüyor> <gülüyor> <İbar>. İkinci sorumuz, <laughs> spor dışı hobilerin nelerdir? E, spor dışı aslında ben haftanın yedi günü antrenman yaptığım için... ...hep sabah akşam antrenmanlarımız oluyor. Sadece cumartesi, pazar... E ayrıyım ve hep kamplarda oluyorum. O yüzden İstanbul'da Türkiye'de olduğum süre içerisinde aileme vakit ayırmayı e, özen gösteriyorum. Çünkü çok uzakta kalıyorum onlardan e, ve mümkün olduğunca onlarla e, aktiviteler gerçekleştiriyorum. Ben dört kız kardeşim var, arada dört kız kardeşiz. En küçük kardeşim de basketbolda ilgileniyor. E, bazen dördümüz buluşup e, basketbol kendi antrenmanımın dışında e, basketbol maçı yapıyoruz, basketbol oynuyorum. Onlarca sinemaya gitmeyi çok seviyorum. Fakat şu an pandemiden dolayı uzun bir süredir maalesef gidemedik. Maalesef. E, Netflix'te film seyretmeyi, e, bu şekilde. Okay. Onunla ilgili bir sorumuz var, o geldiğinde onu cevaplarız ha. filmler ve dizilerle ilgili. Hı -hı. Diğer bir sorumuza bakalım. Hayatını etkileyen en önemli anın nedir? Aslında, yani hayatımın dönüm noktası gibi mi bunu düşünüyorsunuz? Evet öyle algılayabiliriz. Yani, yani bu spor iki tane olabilir, büyük başka büyük olabilir. Anım var. E, ee, genellikle sporla hiç şey, hayatım spordan ibaret olduğu için şu <laughs> an. E, iki tane aslında benim için dönüm noktası var. İlki 400 metre engel sprint branşındayken iki yıl üst üste sakatlık geçirdim. 2012-2013 yılları arasında. <laughs> Ve iki yıl boyunca e, yarışamadım sakatlığımdan dolayı. O süre gerçekten benim için çok zor bir süreçti. Çünkü ya tamamdı ya devam edecektim. Ee, psikolojik açıdan çok yıprandığım iki yıl oldu. Antrenörüm ve ailem sayesinde tekrar spora devam etmeye karar verdim. Devam ettikten sonraki yıllarda ise 2015 yılında Avrupa şampiyonu oldum. Olimpiyatlara gitmeye hak kazandım. Benim dönüm noktam aslında orası. Bırakabilseydim başarıların hiçbirini elde edemeyecektim. Ee, o yüzden e, ilk olarak orası, ikinci olarak ise 2015 yılında işte devam etmeye karar verdikten sonraki yılda Avrupa şampiyonu olarak atama hakkı elde edip mesleğimi elime almam oldu aslında. Ha, süper, İyi ki devam etmişsin o zaman. İyi ki evet. Ülkemize bu <laughs> başarılı kazandırdı. O zaman diğer bir sorumuz, bu biraz daha uzun bir soru. Başarılı bir sporcu olmak için neler yapmalı? Detaylı bir haftalık programda neler yer alır? Şöyle kendinden yola çıkarak bu soruyu cevaplamak istiyorum. Bence başarılı bir sporcu olabilmek için öncelikle çok sabırlı olmamız gerektiğinin inancındayım. Çünkü ben yapı olarak çok sabırsız bir insanım aslında. Ama bu spor bana gerçekten çünkü önümüze her zaman e, güllük gülistanlık değil yollar. Yani her zaman e, zorluklar çıkabiliyor, engeller çıkabiliyor. Ve bu engellere ne kadar sabredersek ne kadar o mücadeleyi verirsek sonunda başarı kaçınılmaz oluyor o yüzden en başta sabırlı olup gerçekten bir hedef belirleyip ve o hedefe ne kadar inanırsak ne kadar istersek ve o hayallerimize kavuşabilmemiz için ne kadar çok çalışırsak bence sonunda başarılı olabileceğimizi düşünüyorum e programımda ise benim haftalık 7 gün 7 e, gününde e, antrenman yapıyorum. Bunların 5'i çift antrenman sabah akşam. E, cumartesi pazar tek antrenman olarak e, geçiyor. Ben mesafe sporcusu olduğum için daha çok kilometre dayalı bir program e, uygulanıyor. E, haftalık yani şöyle söyleyeyim 120-130 kilometre dolduruyoruz. Hı hı. E, ve bu, bu programın içerisinde e, Kuvvet antrenmanı da oluyor fakat mesafe sporcusu olduğum için bu kuvvet antrenmanı daha çok sprinter gibi fazla ağırlık değil de kendi vücut ağırlığımızla yaptığımız kor hareketleri boş varla e, hacim düşük ama sayı tekrar fazla bu şekilde ilerliyor. Bununla birlikte tabii ki de interval antrenmanlarımız farklı dediğimiz antrenman çeşitleri e, tempo antrenmanları oluyor. E, bu şekilde antrenmanlarım devam ediyor. <laughs> Bayağı zorlu bir program ya. Beş gün zor, çift zaman. Evet. Hani sabah akşam ee, biraz zor hani sporcu olmak için işte o azim, inanç kısmı. Bak, spora tamam. ne zaman başladın? Spora ben 2004 yılının eylül ayında başladım. Hı -hı. E, başlama hikayem ise beden eğitimi öğretmenimiz ilkokuldayken beden eğitimi öğretmenimiz atletizm takımı için seçme yapıyordu. O seçmelere katıldım. Seçmelere kazanıp ilçe şampiyonasına gitmeye hak kazandım. İlçe şampiyonasında ise beni 30 dakika arayla hem küçüklerde hem büyüklerde yarıştırdı. i̇kisinde de birinci gelerek İstanbul şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Aslında beden eğitimi öğretmenim bende bir yetenek gördü. Ve beni çalıştırmaya başladı. Ama 12 yıllık antrenörümle ise e, İstanbul Şampiyonası'na gittiğimde 10. olmuştum. O şampiyonada ise benim akrabam e, 12 yıllık antrenörümle birlikte çalışıyormuş. Ve beni de o listede görünce dedi sen de gel bizimle çalış dedi. O şekilde antrenörümle tanıştım ve buraya kadar geldim. Güzel bir şans, şans oldu. Buna basit şulu. bir hikayem var. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel olmuş 12 yıllık ee, serüven de öyle başlamış oldu. Şimdi e, az önce konuştuğumuz konuyla ilgili bir soru. Sakatlık sonrası toplanma, koparlanma süreci nasıl oldu? Çok zor oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle söyleyeyim, gerçekten sakatlık bence yani bir sporcunun düşmanı. Evet. Psikolojik açıdan gerçekten çok yıpranıyor insan. E, ben çok zor bir süreçten geçtim ve sakatlık yaş e, şöyle söyleyeyim e, biraz fazla sakatlık yaşayan bir sporcuyum maalesef. Hmm. Benim için zorlu bir süreçti fakat o süreçte bile kendimi pozitif şekilde, olumlu şekilde motive etmeye çalıştım. Çünkü dedim yani sen bunların üstesinden geldin, tekrar geleceksin, tekrar o sahaya çıkacaksın diye kendimi hep olumlu, pozitif şekilde motive ettim. Onunla birlikte tabii ki de fizik tedavi süreçleri oluyor bizim. Doktorumuzun verdiği fizik tedavi e, süresince verdiği egzersizleri düzenli bir şekilde yapmaya çalıştım. E, tabii ki de o süreçte antrenman yapamıyorduk, e, koşamıyordum. Fakat e, bir şekilde evde olsun hani o sakatlığıma etkilemeyen hareketler yapmaya özen gösteriyordum. E, sakatlık sürecinden sonra da e, maalesef e, o kilometre ağırlıklı antrenmanlarım en başa dönüyor. Yavaş yoklarla. Bir ay o tamamen sakatlığımın geçmesini bekleyip hiç risk almadan ilerleyip sonrasında ise tekrar performans antrenmanımıza devam ediyoruz. Peki sakatlığın neydi tam olarak? Benim aslında birden çok sakatlığım oldu. En son sakatlığım fibula kemiğinde ödem vardı. Yani stres kırığı da deniliyordu. Ve ayak altında bu pandemi sürecinde maalesef her yer kapalı olduğu Hı -hı. için... Ee, ve ben Etiyopya kampındaydım geldikten sonra bizi düzceye karantinaya yerleştirdiler yurda <laughs> ve orada fayansta e, sıçramalar işte bir şekilde hareket etmeye çalışıyordum. Yani kuvvet antrenmanı yapmaya çalışıyordum fakat o da ayağımın topuğun o bitiş yerinde e, ödem oluşmuş ben bunu fark etmedim. Sonrasında tabii bu 2020 yılı benim için çok duran bir yıl oldu hem pandemiden dolayı hem sakatlıktan <laughs> dolayı. E, maalesef yarışamadım. Çok geç Şu an o iyisin şekilde. ama. Sıkıntı yok sanırım. Şu an iyiyim aynen. Şu an devam ediyor hazırlıklarımız. İki ay sonra işte ilk yarışıma çıkacağım bakalım. Aman dikkat. <laughs> Aman dikkat. Diğer bir sorumuza bakalım. En sevdiğin renk nedir? Siyah. Siyah. <laughs> Siyahı çok seviyorum evet. Yani asil bir renk olduğunu düşünüyorum ve e, yani aslında renkli bir kişiliğim olduğunu düşünüyorum ama renk olarak Siyah. Hı. Siyah ama bu pandemi döneminde en çok sevilen renk olmaya başladı ya. İnsanlar kilo aldıktan sonra biraz kiloları da kapatmaktan kaynaklı. Yani Benim de çok tercih ettiğim bir renge döndü artık siyah. Evet çok fit gösteriyor. <laughs> Aynen. İşte e, Bakalım. Yazın zor oluyor ama e, siyah giymek ama en azından oradan bir e, kurtarıyor. Hı. Değişik bir soru. Tatlı krizi için ne yapmalıyım? Yani senin soruyor. böyle krizlerin oluyor mu? <laughs> Ee, şöyle tatlı krizi değil de e, tatlı gerçekten ben çok seviyorum e, çok seven bir sporcuyum tatlıyı e, özellikle çikolatayı e, şöyle söyleyebileyim, söyleyebilirim söyleyebilirim asla bence tatlı yemememiz yememeliyiz gibi bir düşünceyi ben e, kabul etmiyorum çünkü bazen kendimizi ödüllendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. ...sporcu olarak da... ...ve e, kendime hani ödül günü koyduğum... ...günler oluyor... ...bizde de tabii ki de e, kilo çok önemli... ...tatlı yemememiz gerektiği dönemler oluyor... ...yarışa hazırlanırken... ...buna dikkat ediyoruz... E, ...fakat şöyle söyleyeyim... ...hani yemememiz için ne yapmamalıyız derken... ...ya her şey beyinde başlıyor... ...beyinde bitiyor... E, irademize bence sahip çıkmamız gereken dönemler oluyor çünkü sonrasını düşünmemiz gerekiyor çünkü ben şu an o tatlıyı yiyorum e, ta, e, tatlı krizine giriyoruz yiyoruz yiyoruz ama sonrasında eğer sonrasını düşünmezsek bir senin belki sağlık sorunu meydana gelebilir sonrasında e sonrasında kilo alacaksın e bunlarla zaten daha çok mutsuz olacaksın evet. e, o zaman o anki mutluluğu düşünürken sonrasını düşünmezsek eğer e, bu bizim kaybımız tamam. olur diye düşünüyorum. İşte ama o, o anın isteği daha ağır basıyor nedense. Yapacak bir şey e yok. tabii basıyor kalacak. ama bir tane yiyebilir de. 10 tane <laughs> birden yersek o büyük bir sıkıntı sonrası Orada. için. <laughs> Çok haklısın. <laughs> o yüzden bunu altına basa basa yayınlayacağız. <laughs> tamam, şimdi diğer sorumuz. Hı. IT band sendromu sonrası koşmak risk doğurur mu? Yani bu arada IT band sendromu doğru okuyorum. İliotibial band. <laughs> ee, şöyle. Yani. E, bu e, sakatlık sonrası mı? Yani sakatlık geçtikten sonra mı koşabiliriz diyor yoksa o sakatlık sürecinde mi? E, sonrasında IT band sendromu sonrası yani şöyle, koşmak riski olur mu? E, eğer tedavin tedavi süreci bittiyse, eğer <laughs> iliotibial band'dan sakatlanan bir sporcuysa eğer ya da kişiyse ee <laughs> tabii ki de o süreçte koşmaması gerekiyor. Çünkü e, hafif bir derecedeyse e, sen onun üstüne gidersen o artacak ve bu sefer e, daha uzun bir süre koşamayacaksın ya da antrenman yapamayacaksın. Hı -hı. Ama sonrasında tabii ki tedavi sürecin bittiyse ve o senin o ağrın tamamen bittiyse hiçbir risk oluşturmaz, koşabilirsin. Ama şöyle bir önlem alınabilir. Eee foam roller dediğimiz bir alet var. O foam roller'la Hı -hı. her zaman antrenman öncesi ve sonrası oradaki gerilen kasları esnetebilir, antrenmana hazırlayabilirsiniz o şekilde risk, e, sakatlık riski daha az olur diye düşünüyorum. Geldi yani olur dediğimiz bu silindir ve üzerine çıkıntı. Silindir şeklinde evet. aynen antrenman öncesi sonrası kullanılabiliyor. Ben daha <laughs> çok antrenman öncesi oradaki kasları esnetip gergin <laughs> olan kasları açıp o şekilde antrenmana başlarım. Sakatlık riski daha az olabiliyor. Son zamanlarda genel olarak hani daha çok koşuda kullanılıyor ama ben de son zamanlarda baskette de ısınmalarda falan bütün sporları daha Bence çok eğilmeye başlıyor. Bence her sporda aynen dallarında kullanılabilir evet. diye düşünüyorum sonuçta. Son zamanlarda yani bayağı artık... çalışırken yardımcı olan bir silindir. Evet onların özel antrenman programları çıktı hatta. Bayağı kullanışlı o da. <laughs> e, Netflix sorusu ile ilgili bir sorumuz. En sevdiği dizi ve film nedir? En sevdiğim dizi şu an Masumiyet diye bir dizi başladı. <laughs> Kendimi ona ya yani Şu an pandemi sürecinde e, maalesef diziye, filme çok merak sardık. E, sonuçta kamplarda hep olduğum için dizi çok seyredemiyoruz. Çünkü yurt dışında oluyoruz. Ama Netflix'i seyredebiliyorum. Netflix'te ise e, benim aslında ben küçük yaştan beri... E, ...Raki Balboa'nın filmlerini seyrediyorum. Hiç üşenmeden, sıkılmadan yani... 10 kere, 100 kere tekrar tekrar <laughs> seyredebilirim. Onunla birlikte bir de Gabi Douglas diye bir film var, jimnastikçi kızın bir hayatı. Gerçekten ilk izlediğimde çok etkilenmiştim. Ee, hikayesini kendi hikayeme benzettim aslında. Ee, kısaca açarsam e, olimpiyatlara hazırlanıyor ve bu olimpiyatlar süreci olimpiyat sürecinde bir sakatlık geçiriyor. Pes etme noktasına geliyor. Ama bir şekilde pes etmeyip e, tekrar devam ediyor ve sonrasında olimpiyat şampiyonu oluyor. Gerçekten şu an bile anlatırken tüylerim diken <laughs> diken oldu. Benim için de etkileyici bir filmdi. Süpermiş. Peki Rakı serisinde favori filmin hangisi? Do, e, Ivan Drago ile evet, olan evet. sahnesi. Biri Rusya'da hazırlanıyor. ya karda kışta, biri özel makinelerde. O dört mü sanırım? Ya dört ya beş. Galiba dört ama şimdi ben de tam çıkartamadım. Onları bayağı dört, oldu benim ya, benim. Dört. Yani ben tekrar ben de o tarz filmin Yüzüklerin Efendisi'dir. Hani her bir filmin en az 20 kere hmm. izlemiş <laughs> olarak bir yani toplamda o filmleri 60 kere izledim. 4 saatten <laughs> 60, oh, 60. bayağı 30. iyi. Yani o yüzden Raki ben izledim. Hani bir iki harfini izlemişimdir hepsini. İki kere yani. Öyledir. Hmm. <laughs> o zaman son sorumuza geldik şu anda. Spor yaparken hmm. motivasyonun nedir? Spor yaparken motivasyonum... Ya şöyle söyleyeyim. Motivasyon aslında kendime bir hedef koymam. Hmm. E, çünkü biz her... Ben o sahaya gittiğimde, antrenman yaptığımda... Bana verilen e, görevi benim için bir görevdir her antrenman o görevi e, layıkıyla yerine getirdiğim zaman o hedefime bir adım yaklaşıyor olmak ya da hayallerime bir adım daha yaklaşıyor olmak beni her zaman motive etmiştir motive etmeye de devam ediyor aslında en önemli şey e, hayallerin e, o hayallere kavuşabilmek için e, kendine bir hedef belirleyip o hedef doğrultusunda çalışman gerekiyor anladım Peki, bu soruların dışında bir sorum daha var benim şahsi bir Tabii. sorum olacak Şimdi e, üniversite arası bir şampiyonluk var. Avrupa şampiyonluğu var. Hı hı. Ve bu şampiyonluk sende artık var. Ve bundan sonraki yarışlara gittiğinde sen bu şampiyonları şampiyonlukları yaşamış bir insansın. Bu evet. diğer yarışmalarda Türkiye içi olur, yine uluslararası arenada olur. Bu senin üzerinde mi daha çok baskı yaratıyor yoksa rakipler üzerinde mi sence? Bu şampiyonla beraber Bence... aynı sahada olmak çok güzel bir soru. Yani ben ke yine kendi açımdan düşünürüm. Bence benim açımdan daha zor. Yani başarı e, elde etmek bence e, şöyle söyleyeyim devam ettirebilmek açısından e, daha yani başarı daha kolay. Önemli olan aslında o başarıyı Doğru. devam ettirebilmek yıllar evet. boyunca. Çünkü bu sefer sorumluluklarımız daha çok artıyor. O sahaya girdiğimde benim o başarıyı benim evet. o e, aldığım dereceyi devam ettirmem gerekiyor. O benim açımdan daha zor diye düşünüyorum. Anladım. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Tamamladık. Ya benim için çok eğlenceli çok bir keyifli. yayın oldu. <laughs> ee, çok teşekkürler tekrardan kabul ettiğin için davetimizi. Ee, umarım pandemi bittikten sonra da bizim İstanbul'da Koşuklu Spor Kulübü'ye bir bağlavaş korumuz var. Ee, orada da seni ağırlamak isteriz orada da. Pandemi Çok teşekkür ederim. İnşallah. Evet. Umarım bir an önce bu pandemi biter. Hepimiz sağlıklı bir şekilde hayatımıza döneriz. Bizde orada parkurumuz var bizim de bir buçuk kilometrelik. Ben koştum Kurtuluş. oradan biliyorum. Aynen işte süper o zaman tekrardan bekliyoruz. <laughs> Orayı yeniledik bu arada. Aa, yenilenmiş halini evet. daha görmedim ama inşallah nasip olur. Yani. Zemini, çevresi hepsi yenilendi. Çok güzel oldu. Ee, bekleriz. Tamamdır İnşallah. Tamam. Görüşmek üzere o zaman. Çok Görüşürüz. teşekkür ediyorum. Ben de İyi günler.